Dedim arkadaşa, kaçmış gelmiş değil mi? Evet arkadaşlar. Şefik amca, Şefik amca, Şefik amca, buyurun size Şefik amca. Nasıl seviyorlar seni böyle, ben anlamadım ya. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Erman Bey. Nasılsın, iyisin abi? Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Arkadaşlar, de... Şefik abinin mekandayız. Bütün kuşçu camiasını, bütün kuşçu camiasını seviyorum yani. Allah razı olsun abi. Hepsini de, inan daha hazır değiliz ama. Ben geçerken öyle çat kapı yaptım arkadaşlar. Garaja gitmiştim. Garaj geçişi, Şefik abinin evi yakın zaten hemen, garaj şurada. Hemen dedim bir uğrayayım, arkadaşlardan da çok talep geldi. Vallahi Şefik abi özlüyorlar seni ya. O kadar video var ama illa Şefik abiyi çek, Şefik abiyi çek diyorlar ya. Evet arkadaşlar. Hava da bugün şahane, çok güzel. Bak, bak, şey, mor erkek. Mor erkek arkadaşlar, evet. Bakın vuruyor. Mor erkek vuruyor. Çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Hop atımlı, evet. Da bir de bak. Bak. Yatan kuş galiba bu değil yatan mi? Yatan kuş, yatan kuş. Bunun mor mu tamam, diye geçiyor mor. Bu? Biz buna mor diyoruz. Evet arkadaşlar, mor bu kuş erkek. Mor erkekmiş. Bunun neyin mor atası erkek. Babası ne abi böyle perçemli? Anne baba aynıydı. Bunlar aşağı yukarı 40-50 metreye gidiyor. Yani 1 metreye kadar düşüyor. Buna baş kuşu. Bunlar çok gezerler yani. Evet, burada çok, çok güzel misirleri var. 2 tane böyle Bulgar aynen, misirisi var arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bulgarlara şahane arkadaşlar bakın. Harika. Ayar değil de. Taklacı mı o da? Ayar olmadığı için. Bir çırpma o zaman. O her daha şey değil, onlar ayar değil ha. Tam daha ısınmadım onu. Hop geldi. Çat 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 çat. Böyle erkeği bir çıkarayım. Arap erkeği bir çıkarayım. Arap erkek, Arap erkek. Meşhur Arap erkeğe bir bakalım. Kümesler arkadaşlar böyle birazdan gezeceğiz. Yine değişiklikler var. Hop 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 Arap erkek arkadaşlar. Bu bunlar aptallardan. Aptal Araplardan. Evet, aptal Araplardan. Abdal Araplar arkadaşlar aptal. Meşhur Konya'nın mı oluyordu? Konya onlar? Aptal Araplardan. Bunlar onları, çok sesli olur. Başka ne özelliği var abi? Bunlar çok sesli olur yani. Böyle çok çatapatlı şamatalı. Giderler. Çok şamatalı giderler. Bu 2 yaşında söktüm bunu. Ha sonradan bu, söküldü. Bunu, evet arkadaşlar. Çok hareketli kuş zaten ya maşallah. Gel. Arabamız havada arkadaşlar. Şefik amcanın kümesindeyiz. Evet maşallah be. Evet Şefik abim. Nasıl? Vallahi mesajlar işte. Geliyor mu sana olumlu? Çok mesaj geliyor. Arayan da çok. Avrupa'dan arıyor çok ama Avrupa'ya kuş gönderemiyor ya. Bir türlü yolunu bulamadık yani. Ben sana yardımcı olurum o konuda. İsteyen oldu mu? Almanya, Hollanda, Belçika, yok, Danimarka. Yok oraları hallediyoruz biz abi. Ta sıkıntı Kanada'dan yok. İstiyorlar ama gönderemiyorum yani. Göndeririz sen. Öyle oldu mu? Benimle irtibata geç. Hallederiz. Yani göndermemin sebebi de nereden baksan 600 tane kuş var daha. Biraz azaltayım yani. Aynen aynen arkadaşlar. Daha... Eskisi gibi uğraşamıyorum da yani. Bir bakalım mı şöyle dolaşalım bak, mı neler var? Bir aç göster. Bunlar benim Eskişehir dumanlılarım. Yani Eskişehir dumanlıları yani arkadaşlar. Bu kırmızılar şekeri mi diyorlar? Bak, şekeri, limoni diyorlar. Ankara'da Fırıncı Mahmud'un kuşlarından bunlar. Fırıncı Mahmud. Ankara'da abi. Fırıncı Mahmud abinin kuşlarından bunlar. Çeşme'de bir kardeşimiz var. Mustafa kardeşimiz. Bir çift ondan almıştım yani. Buradan Mustafa kardeşime de selam olsun. Evet arkadaşlar. Bak limon da çok güzel ama. Güzel limon evet. Tabii. Eşi de şu bak eşi de burada yavruda. Evet heh. Onun eşi de orada arkadaşlar. Yani limon kadardır. Bunlar böyle. Şey, bunlar böyle. Çamızlık olarak kullandığı kuşlar arkadaşlar. Evet. Burada gene var bir şeyler üstte. Bir çift beyaz burada var. Bakalım abi onlara. Bak şöyle o, bir de yavrusu var. Bunlar neyin nesi abi? Bunların babası yukarıda. Bunlar bizim en eski beyazlarımızdır. Yani bunlar çok güzel oynar bu kuşlar. Maşallah. Heh. Öteki de Arap da orada sarıyor gene. Arap daha oynuyor. Daha şimdi bir tane daha atarız. Bir tane daha atarız yani. Aslında böyle çekmezdik ama biz dedik daha tam hazırlamadım yani. Ben sürpriz yani. Yaptım ya. Çat kapı yaptım. İnan, Şefik abi evde misin dedim. Evdeyim dedi. Zile bastım ben. Aşağıdaydım zaten. İnan Erman Bey'in geleceğini hiç tahmin edin. Ben öyle hazırlıksız yakalandım biraz. Bunlar yine Çorum çıplakları. Çorumlar arkadaşlar.
Yine çorumlar. Maşallah çorumlar çoğalmış. Beyazlara bakın arkadaşlar, paçasız hepsi. Bir tanesinde belinde leke çıkmış. Siyah bir tane tüy atmış. Bir tane içeride lekeli atmış o. Evet. Maşallah maşallah. Hepsi ya. Hepsi bir damar. Bir damardan ne güzel. O lekelin annesi göktür. Onu çıkardım buradan. Beyaz leş almış da onu lekeli vermezler yani. Olsun, o leke de değil, o işaret bence. Aynen. Ya. Aynen. Bunların hani gözlerinde beyaz olmuyor galiba değil mi? Gözleri yok. De kara gözlü. Gözleri zeytin gibi. Zeytin gözlü bunlar. Bunlar bizim aynı oynayan kuşlarımız gibi. Bak Arap şimdi inmeye geliyor. Bak Arap şimdi inmeye geliyor. O daha gezer bence evet. Biraz. Şimdi bunların esas özelliği ne bu çorum kuşlarının? Bunların özelliği de aynı bizim oynayan kuşlar gibi 1 metreye kadar geliyor. Aynı 25-30 metre çeke çeke giderler. Kimisi içinden çıkıyor 40-50 metre gidiyor. Bunlardan çok söktüm ben. Peki sen bunu kırmıştın paçalı beyazlarla. Yavruları nasıl oldu? Verim alabildin çok mi? Çok güzel oynadılar onlar. Onları İstanbul'da bir kardeşimize sahiplendirdim. Çok güzeldi onlar. Yani her gün paçalı, aradı beni. Paçalı kuşla da kırıldığı zaman çok güzel oynuyorlar. Oyunu iyi o kadar güzel çıkıyor. Üstün oynarlar. Maşallah. Bak. Bakalım abi burada neler. Bunlar yarım dünyalar. Yarım dünyalar burada arkadaşlar. Yarım dünyalar bunlar. Orijinal yarım dünyalar. Bir tanesini şöyle bir çıkarsam bakalım mı onu abi ya? Yarım dünya şimdi biraz şey bir konu. Çok bahsediyorlar, çok şey evet. Yapıyorlar. Şöyle salalım yere istersen. Sen biliyorsun abi, salıyorsan. Makaslamışım. Yarım dünyalar bunlar. Bunların peki nedir abi meziyeti, marifeti? Bunların meziyetleri şimdi kapalı yerde ya. Evet, o dışarı çıkınca yaparlar. Bunlar çok eski kandır yani. Bunları bilen bilir yani. Bunlar çok güzel oynar. Yani gerçekten güzel kuşlardır. Evet, postalarımız da canlandı. Görek de kalktı. Oynatalım şey şöyle yapalım. Bir abi. Haydi lan be. Oo, yukarıdan da bir tane Arap geldi arkadaşlar. Arabı da yakalayalım abi. Yakalayalım, takipçilerimize verelim. Ayağındaki künyeyi keseriz abi. Künye varsa keseriz, sen rahat ol. Yakala yeter ki. Gel. Postalar senin galiba Şefik abi. Postalar. Postalar da benim. Posta da benim. Postalar açık olduğu için. Ne ararsanız var arkadaşlar. Evet, Nuh'un gemisi gibi burası maşallah. Ne ararsanız. O ortak piyasa burası. Burası indir kaldırlar. Ortak piyasa burası. Evet. O bence gelir ama şey lazım, bir tane kuş görmesi lazım. Şöyle bir etrafı da göstereyim arkadaşlara. Rüzgar sesi yapmıyordur inşallah da. Ya şu mekana bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Bütün İzmir burada arkadaşlar, şöyle gözünüzü yormadan göstereyim. Bütün İzmir burada. Bak Şefik abi, şurada bir tane var. O uçuruyorlar mı, senin dönek mi o? Ha, başkası uçuruyor. Yok, başkası uçuruyor. Bak şimdi bunlar yine benim Ermeni bir dişi vardı benim, evet. Miski, onun yavrularıdır bunlar. Ermeni annelerini kestim. Ha, biliyorum, o yaşlı bir kuş kestim vardı. Kestim onu, evet. Urlu muydu, arızalıydı? O urluydu. Gel. Her yer kümes arkadaşlar, bak. Yine şimdi şey burası böyle of. Karışık of. Biraz. Ay. Böyle birkaç tane Urfa kuşu getirmişler bana. Lazım ben bunları birisi yavru baktırmak için şey yapmadım yani. Yani bu beyazlarım gerçekten şurada neler var, çok neler güzel oynuyorlar arkadaşlar. Bak bu çifte postum burada, bak. Eyvah. Araplar var burada yukarıda. Evet, kuyruğu biraz daha fazla. Alanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ara, ara erkek. Şahane bir ara dişi var. Bak bu tarafta ara dişi var. Ara dişisi de burada. Dişi de burada. Evet. Maviler var, çakmaklılar var, gökler var, postalar. Mekanda çok kuş var arkadaşlar. Bunlar ne abi böyle paçasız? Bunlar dönek. Oo. Bak paçasız Arap dönek. Şöyle yapayım. Bunlar Arap dönek. Arap yani dönek. Bunlar arkadaşlar. Çok nadir bulunur yani. Çok güzel bunlar yani. İşte bir çift böyle elimde var, orijinali. Çoğaltırsak arkadaşlara nasip olursa. Buralarda ne var abi? Şuralara da bakalım. Bunlar benim
Yani göz bebeklerim, öyle diyeyim yani. Neyi bunlar abi, cinsleri? Dumanlı mı en bunlar? En iyi dumanlıların bunlardır işte. Hemen hemen en iyileri. Öyle diyeyim yani. Burada da var galiba. Evet. Bak burada da aynı o dumanların ırkındandır. Gök dişiye vuruyorum. Hmm. Benim bu gök dişi 1 kilometreden atıyor. Öyle desem yeri var. Atımlı. Tabii bu erkek de çok şeydir. Bu erkek de aynı öyle atımlı. İkisini birbirine eş ediyor. Onlar yani atımlı bir kuşuyor. Göklerden bir dumanlıyı eş ediyor. Burada bak, da gene kuşlarımız var. Gene kapakta yeni bir heyecan arkadaşlar. Bak, bu da yarım, bunlar da yarım dünya. Çakmaklı arkadaşlar yani, üst taraf erkeği, yarım büyük dünya. Erkek, bak büyük erkek bu yarım dünya. Maşallah. Bu dişe yavruları da var şimdi. Bunlar da Adana. Bak, Adana'ya gidek mi? Bir tane vuruyor. Maşallah. Onlar Adana. Bir de aşağıda var Adana. Burada nerede? Burada da şey, ahlez mi diyorlardı bunlara, böyle evet, parçalı oldu mu? Adana. Evet. Başka bir isim diyorlar. Bunlar evet, salıyor mu sen? Yok. Çıksınlar mı? Kalsın dedi. Evet arkadaşım. Bir çift Çorum çıplayı da burada. Gök bunlar. Buradakiler. İşte bu göklerin yavrusuydu o şey olan. Bak buna Çorum çıplayı bunlar da. İkisi de çıplak. Bak ikisi de gök. Ya bunlar da çok taklatıyor çok, ya. Çok çok bak. Çok seri oluyor, ben gördüm birkaç tane. Ooo bir tane yine vuruyor. Evet, o da kırmızı. Bak. Kırmızı vuruyor arkadaşlar. Burada da gene bir çift. Burada ne var bakalım. Burada da bir dumanlı bir çakmaklı var. Evet. Bir dumanlı bir çakmaklı da burada var. Maşallah. Bunlar da benim kart beyazlar. En büyük bak, beyazlar o zaman. Büyük he? Beyaz erkek bu. Kepez olan. Beyaz, kepezli, ikisi de kepezli. Bunlar sen yani, kuşları eşelerken de böyle birbirine takım ediyorsun. Güzel tabii, uyduruyorsun değil mi abi? Aynen öyle yapıyorum. Onun avantajı aynen, oluyor mu peki böyle eşlemeli? Tabii tabii çok güzel. Bak bunlar eserli galiba erkek baba. Kafa biraz evet, o erkek eserli. Bu erkeğin damarı nerede baksan 35-40 senelik ki bunlar. Ankara'da bankacı bir abimizin kuşlarındandır. Faruk muydu bankacı? Faruk. Tabii bankacı Faruk abinin kuşlarını, eski kuşları. Evet. Burada da bir çift. Bak gene bunlar. Bunları ikisini eş ettim yani. Bunlar biri çok mavi, güzel, biri dumanlı gibi değil aynen, mi? Aynen. Bunlar bir ırk. Çok güzel. Yavruları çok güzel oynuyor. Oo, buraya duşlar da yapılmış abi. Ya. Tuvalet de yapılmış. Banyo tuvaleti işte bugün de şeyini yaptım ben. Yani hazırlık yapıyorum böyle. Burayı güzel kaldıracaksın değil mi sen, şu ön tarafı? Burayı komple kaldıracağım yani. Bir misafirim geldi mi buraya da bir tezgah yapacağım böyle. Bu manzarada oturacağız böyle. Keyif yapacağız oh, yani Allah'ın izniyle. Oh, inşallah. İnşallah burada keyif yapacağız. Bak bir çift de burada, bunlar oh, benim. Çikolata fenaymış arkadaşlar. Bak nasıl çikolata, ne kadar kapalı çikolata. Çok güzel bir rengi var çikolatanın. Evet. Arap da böyle mat, yanık. O da, o da çikolatadır. He. O da çikolata. Ne kadar kapalı çikolata. Ben Arap görüyorum, mat Arap görüyorum buradan. Çikolata, o da çikolata. O da çikolata. Evet, öteki evet, deve tüyü de diyorlar galiba. Deve tüyü. Dahani diyor Kayseri'de. Bu benim baş damızlığım. Bu hemen hemen 60 metre falan oynuyordu. Çok uzun gidiyordu bu kuş. Yatırdın damızla. Bunu yatırdım damızla. Bak bu kuşlardan yok yani piyasada. Bunlar kerkit miydi, neydi ya, bunlar? Bunlar kırmızılarım bunlardır benim bak. Kırmızı takları çok zor şeydir, olur arkadaşlar. Çok böyle yabani gibi makaslamışım. Çikolata. Çünkü dışarı salmıyorum ya. Bunlardan da söktüm. Bunlar aynı bizim kuşlar gibi. Aynı bizim kuşlar gibi. Güzel oyun yapıyorlar. Aynen aynen aynen. Onlar da onlar gibi. Burada ne var? Bakalım. Burada da bir çift Belçika var. Orijinal Belçika. Belçika. Tamam, o künyesi kesilen kuş değil mi bu? Tamam. Erkek de Belçika. Erkeği İstanbul'dan getirdiler. Kanat veremiyor. Anası kaçtı İstanbul'a, geri gitti. Gider. Anası kaplandır. Kanat posta veremiyor. Posta gider arkadaşlar. Böyle. Güzel bir çift postası var. Avril ırkı gibi vallahi, kocaman. Kapatayım ben bunu da kaçmasın. Yok kapı kapı. Kaçar çıksın maçar da, ne olur ne olur. Çıksana çıksana. Sen salıyorsun o zaman çoğunu. Evet onay salıyor. Burada da gene bir miski erkeğimiz var. Miski erkeği kaldırabiliriz. Onu tamam, şimdi kaldırırız en sonda. En son bakarız buna. Bir çift de burada var. Gene bir kırmızı. Alayım ben orada bakalım kırmızıyı. Gene bir kırmızı, bir deve tüyü. Kürt Hasan'ın erkeğini yavrusuna eş etmişim bu kırmızıyı da. İkisini eş ettim dedim. Güzel olur. Bu deve tüyü. Çikolata gibi verir yavruları. Çikolata gibi yani, o kırmızı ona iyi uyar. Esas bizim hanım dişi burada.
bakalım abi hanım. Bizim en güzel kuşlarımızdan biri. Bak bir gözü kördür. Kör gözlü arkadaşlar. Tabii bir gözü kör. Bizim kör dişi bu. Meşhur kör dişi tabii, bu. Tabii tabii meşhur kör dişimiz budur. Arap'la eş, o Arap da 40-50 metre oynar Arap da. Aşağı yukarı 30 baş yapıyordu. Yani iki dişim de eşit. Arap'ın soyu topu nedir abi? Arap da aynı bunlardan gelmiyor. Yumurta da yatıyor hiç kaldırmıyor onu. Tabii yumurtaya yatıyorlar şu anda. Şimdi burada bir çift dönek var. Oo dönek var. Bak bunlar fırçacı Ali abinin dönekleri. Ali abinin. Buradan Ali abimize selam olsun. Selam olsun. Kuşa torbalardan gelme bana. Evet onu söylemiştik. Bakalım burada ne var? Büyük damızın gök erkeğim bu. Gök erkek bu arkadaşlar. Evet, en büyük gök erkek bu. Bu dişiyle eşittik. Fındık gibi bir dişiyle eşli. Aynen. Bununla eşittik ya bu, onu. Ben şeyi çözdüm. Bu postalarda da abi. Evet. Yarış kazanan kuşlara bakıyorum. Böyle ufak, çirkin. Aynen öyle. Taklacıda da böyle iyi oynayan kuşlara bakıyorum. Aynen öyle. Böyle ufak, sivrisinek gibi, çirkin, aynen öyle. Pratik, hafif. O tarz kuşlar daha başarılı oluyor abi ya. Aynen öyle. Hani çok güzel kuşlardan çok iyi performans çıkmıyor bazen. Tabii bir çift de burada var. Bunlar bizim bozlarım. Bunlar bizim bozlarımız. Evet, bunlar göz bebek bizim. Tabii bunlar şimdi damızlıklarım yani. Bunları böyle bu koymuş. Da öyle bak hafif bir kuşa evet, benziyor. Çok ufak hafif. Minyon. Çok minyon tipli. Bak altında yumurta yavru var onda. Orada ne var bakalım. Tam güneş vuruyor onların evet, yerine. Bir çift dumanlı da burada. Oo, bak dumanlılar burada. Dişinin bir kolu sakattır. Bir kolu sakat oldu onun. Ters takla vurdu sakatladı yani. Ama gene de yavru alıyorsun. Tabii şimdi bu şekilde yavru alıyorum. Gel. Vallahi sandıklar da çok güzel arkadaşlar. Şefik abi bunları nereden bulduysa. Bakın şunun şekline bakın. Hemen buraya bir kapak yapmış. Çat. İlaç. Orası ne eczane? Eczanesi. Hatta bakın şöyle göstereyim neler var neler var. Yok yok. Vallahi şeyler güzel. Çifthaneleri güzel yapmış Şefik abi. Hemen çevirmiş. Ooo bu salma yeni arkadaşlar. Biz bunu görmemiştik. Bu salma yeni. Hop. Gördük. Bakalım neler var. Damızlıklar burada. Damızlıklar buraya mı geldi? Burada güneş görüyorlar. Görüyor musun? Daha rahat olmuş hayvanlar. Aynen, o da. Toprağa da koymuş altlarına. Faluk abinin kuşlarından. Beyaz mı? Tabii burada iki tane var onlardan. Şimdi bu kuşlar, bunlar hepsi baş damızlıklarım. Baş damızlıklarım. Bunlar hepsi baş damızlıklarım. Top 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 top. Burası da çatır valla. Çatır çatır. İçerisi şöyle genişmiş ya. Çok dar. Çok geniş. Bak. Güzelmiş içerisi. Bak, görüyor musun? Bir kırmızı da burada var. Demkeş mi bunlar? Demkeş onlar. Yok yok şuradaki. Evet 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 evet. Onlar Diyarbakır'da TEDAŞ'ta Mehmet kardeşim var. Sağ olsun onları hediye yolladı bana. 2-3 sene de okuşlar bende. İşte bütün baş damızlıkların hepsi burada. Böyle burada. Şimdi yarın öbür gün biraz daha şey oldu mu? Bak şimdi her yer kuş arkadaşlar. Cayır cayır onlar. Bak. Evet şu abi. Şu kuşum dün uçurdum bunu. Dün 30 baş yapmış bu kuş. 30 baş yaptı. Şahin'in elinden 40 pay kurtuldu böyle. Allah dedim vallahi kurtuldu. Eyvah yani eyvah. Şahin alsaydı ben kriz geçirirdim. Artık onu artık tamam. Görevin tamamladı mı? Görev bitti artık. Daha. Göreceğini gördün onları. Aynen aynen. O göklerden çıkmadı oradan. Gök de dumanından çıkmadı. Yani bir dumanlı bir göğe vurmuşum ya. Evet. Ben onlardan çıkıyor. Kuşlar da çok güzelmiş arkadaşlar. Evet. Bakın şunların, şu dumanlıların şekli şemali. Onlar nereli kuş aynen. Abi? Aynı. Hepsi yani karmandır yani. Tamam da köken Ankara, Sivas. Tabii buna Sivas. Sivas. Köken Sivas. Yavaş. Benim bozlarım bunlardır. Bozlar zaten. Tabii ben hemen bak bu bir kart erkektir bu. Bu kuşu Bayraklı'da uçurduk. Bayraklı'da kuşların bir yeri vardı. Evet. Allah mekanı cennet etsin. Mustafa abim vardı. Sivas Kangallı. Bu kuşu onun orada uçurduk. Vallahi. Güzel kuş. 60-70 metre rahat gidiyor. 60-70 metre. 60 metre, 70 metre oynuyordu. Bu da onun yavrusudur. Makaslamışım. Benziyor bak. Basmıyor yani. Bu da onun yavrusu, bu da onun yavrusu. Çok benziyor. Basmıyorlardı yani, inmiyorlardı. Bak o da yavrusudur. İnmiyorlardı biliyor musun? Onları sarı gözler, kırmızı gözler, perçemler. Maşallah maşallah. Görüyor musun? Şefik abi. Gel. O zaman. Hadi gel. Bakalım.
Maşallah ya. Yılan gibi kuşlar. Çok sağlıklı olmuşlar burada Şefik abi vallahi. Buraya çıkınca hayvanlar güneş görmüşler. Şimdi burayı yaptım. Ben şimdi bir de bir seyar yapacağım yukarıya. Yukarıyı da çekelim isterse. Çekelim abi. Vallahi ya. Kuş cenneti arkadaşlar. Her yer kümes. Her yer kümes. Çekmediğimiz yer yok değil mi burada? Yok. Buradan bir bakalım yukarıya. Gel. Evet. Yukarıya geldik arkadaşlar. Bunlar Ahmet Ata'dan gelen kuşlar. Evet. Bak şu dişi direkt Ahmet Ata'dan gelen, geçen sene İstanbul'da birinci, ikinci olan kuşların kardeşi bu. Kardeşi. İstanbul'da evet, buradan Ahmet Ata kardeşime de selam gönderiyorum. Bütün İstanbul'a selam gönderiyorum. Herkese selam. Namazlar burada. Bakalım burada. Esas kuşlar burada arkadaşlar. Buradan önlerine de rüzgar çok geliyor diye şey yapmış. Rüzgarlık kapatıyorum gibi. Kışın, yazın gene açıyorum. Evet, ikinci kümese geldik arkadaşlar. Burada neler var neler bakalım. Benim bozlarım bunlar. Benim orijinal bozlar bunlardır. Orijinal bozların olduğu mekan arkadaşlar. O da Ermeni dişinin yavrusudur aynı zamanda. Şöyle göstereyim yakından arkadaşlar. Yakından tek daha şey olsun. Ermeni'nin soyundan bu da. Aynen. O dişi Ermeni'nin soyundan. Bunların performans nasıl Şefik abi? Uçurduk. Hangileri uçtu bunlar? Bunlardan çok uçurdum. Şimdi bunları hiç uçurmuyorum. Bunlar damızlıklarım olduğu için. Kuşlar da çok güzel arkadaşlar. Evet. Burada. Hepsi kardeştir bunlar. Şunun sadece bir dişi eksik şeydir. Evet. Bak. O dişi tek yaşlı. Tabii bu en yaşlısı olur. Bir o dişi tek ayrıdır. Geri kalan hepsi kardeştir. Tek kat. Evet. Hepsi tek kat. Tek kat. Maşallah. Çok güzeller ya. Devam ediyoruz. Bu arada bir arkadaşımız aradı, kusura bakmasınlar. Çocuğum selam söyle. Çetin Bey, Yarman Bey'in selamı var bak, çekim yapıyoruz. YouTube'a çıktı o da artık. YouTube'a çıktın sen de bak, sen de YouTube'dan çıktın. Allah'a emanet. Allah. Bu donamaları da göstereyim. Bak donamaların da şeyini yapıyoruz. Reklam edin, kumurlar arkadaşlar. Gel. Ötüşe bakın, ötüşe. Tamam kardeşim, tamam. Eyvah. Bunlar Sivas kumrusu, bak. Bakın arkadaşlar ne güzel ötüyor. Ötüşün. Bir tane posta var. Yavru var altında bak. O ekip değişti bunlar. Bak. Burası kumru kümesi. Maşallah ya. Bunlar harika ya. Renkleri de çok güzel bunların. Ne kadar ufak, ne kadar güzel. Bunların peki uçumu falan oluyor mu sence? Tabii. Sallıyorum. Dışarı bırakıyorum. Hani bunlar da güvercin zaten. Bak dışarı bırakıyorum. Uçan posta kümesi. Uçan postaların bunlar. Eyvah. Çoğu Hollandalı erken torunlarıdır, yavrularıdır, torunlarıdır. İki tane de azmanım var bunlar içinde. Yavru baktırıyorum. Geri kalan hepsi posta. Bak o deminki kuşların yavrusu. Onların bir tanesi, bir kardeşi de orada. İkisini dedim meşedeyim. Dişili erkekli oldular. Erkek büyüğü oluyor. Maşallah. Çok güzel. Evet. Bu da böyle. Çok güzel. Gel. Evet arkadaşlar. Muharrem abinin postalar mı onlar? Evet. Şahin mi daldı onlara aralarında? Evet. Mutlaka Şahin daldı. Darmadağın oldu. Kuşların ortasında evet. Şahin şu anda arkadaşlar. Evet. Şahin'le bütün kuşlarımız burada ses ediyor. Şahin'le uçuyorlar. Şahin'le dans ediyorlar. Maşallah. Şimdi o bakayım şu erkeği çekelim. Kürt Hasan'ın büyük erkeği bu. Bu erkeği. Bunlar hepsi onun yavruları. Alttaki erkek. Tamam, bak erkek bu. Çikolata deve tüyü. Hepsi bu erkeğin yavrularıdır yani. Bütün kuşlar Kürt Hasan'ın hani Konya Karaman'dan Kürt Hasan abimin erkeği bu. Bunlar hepsi onun yavruları. O kuşu bir yakala bir elde çekelim abi. Şöyle bir kanadını çek önce. Çek. Bak görüyor musun? Kartal gibi oldu. Bu şemsiye kanattır. Bak şemsiye kanattır bu kuş. Olması gereken özellikleri taşıyan bir kuş mu abi? Tabii. Ne nasıl özellik diyorsan bütün özelliklere sahiptir. Bütün hem özelliği taşıyan hem bir havada hem yerde yani. Şöyle bırakayım bir.
yani namazında kullandığı. Şimdi bütün hepsi onun yavrularıdır. Yani aşağı yukarı burada 14-15 tane var. Hepsi onun yavruları. Hatta onun bir yavrusunu sökmüştüm. Şu yavruyu sökmüştüm ben. 40-50 metre çivi gibi gidiyordu. Bak şu yavru. 40-50 metre çivi gibi var. Şunu sökmüştüm ben. Gözünü şöyle bakalım, tamam. Çok güzel. Tamam. Bak, bak onun gözü sarı, bunun gözü sarı değil. Evet. babası sarı göz. Ama anası sarı göz değildi bak. Anası aynı böyleydi. Anneye çekmiş. Bu şimdi bunun... Uçan kuşlar da belli, evet. Hemen yapışıyor. O sökülüdür o kuş. 40-50 metre gidiyordu. Baktım, harika. Şahin alacak damızlık yaptım. En güzel abi. Evet. Son kümesimiz kaldı arkadaşlar. Bakalım burada ne çıkacak. Bizi ne sürpriz bekliyor. Bir şey diyeceğim. Senin mısırlar vardı. O mısırları hepsini verdim. Allah. Bir küme sayalar vardı. Onlar da gitti. Onları da verdim. Eyvah. Şimdi çok kuş olunca. O kadar ırk bakılmıyor. İnan bakmak çok zor oluyor yani. Ben hatta işte onun için azaltmayı düşünüyorum. Bu beyaz erkek bütün beyazların atası o. Bütün beyazların beyaz atası. Bunlar da bir damardır, bir ırktır bunlar da. Bunları buraya koymuşum. Hepsi bir ırk yani bizim dumanlardan. Dumanlardan. Evet. Şimdi bizim benim baş damızlıklarım bunlardır yani. Dumanlı olarak. Tabii bu göktür. Hem gök hem dumanlı yani. Kardeştir bunlar hepsi. Şimdi bütün kuşlar hepsi bir yana, bunlar bir yana bana. Çok güzel oldu. Bu beyaz, güzel. Beyaz erkeğim de bütün beyazların babasıdır. Eşi öldü, bunu yeni attım ona. Aynı ırktandır o da. Bunlar da aynı zamanda 30-35-40 metre oynuyorlar yani. Maşallah. Şimdi harika. Şeylere bak sen. Ne var abi? Tamam, bak orada da çift tane mi var? Buradan manzarayı bir çek. Çektim burayı. Tamam mı? Arkadaşlar. İnşallah böyle bu yazın güzel kuşlar sökeceğim yani. Elimde sökülü kuşlar var. Bak Şahin tepemdedir. Bak işte bak şimdi bu kuşçu ya. Bak şimdi Şahin bir dakikada alır yani. Az önce buradaydı Şahin. Abi. Bir tane şurada gördüm ben. Al bak bakalım. Görüyor musun? Al bir onu eline be. Görüyor musun? Al bir onu. O mal güzel bir mala benziyor abi be. Bir bakalım ona be. Seviyorum benim, ben böyle. Benim bu kırmızım 10 numara bir kırmızıdır. Damızlık. Şu bunu. Anda yavru arıyorum zaten. Yani bu bunlar. Bu renk kuşu beslesem bu renk kuşlara ben hastayım. Bunlar çok güzel oynar bunlar. Ben bunlar çok eski kuştur bak. Çok eski kandır bunlar. Böyle elimde bulunduruyorum yani sonunu getirmiyorum. Bir salsana şöyle bir kana sesine bakayım bunlar. Vallahi güzel. Sökülü olmadığı için sökmüyorum ben. Sevdim ben onu. Güzelmiş. Evet. Güneş gören kuş başka ya. Evet. Nereye geçiyoruz? Var mı daha? Devam mı? Gel daha var. Oo, devam diyor daha arkadaşlar. Ben bitti dedim ama. Eyvah, burada da var. Bak bunlar benim kesme başlarım. Meşhur kesme başlar arkadaşlar. Meşhur kesme başlarım bunlar. Hala duruyor bunlar. Yani bunlar bitmez bende. Bunlar köken nerenin abi? Ne? Köken Sivas'a dayanıyor. Sivas kuşu. Sivas. Bunlar nasıl abi? Bunları Kemalpaşa'da Ramazan kardeşim var. Onun hediyeleri geçen ay o getirdi bana bunları. Ramazan kardeşimin hediyeleri bunlar. Buradan da teşekkür ediyorum Ramazan kardeşime. Güzel kuşları var ama. Bak bunlar da benim biberli bozlarım. Altında da yavru var. Şefik abi şimdi bu paylaşıyoruz bunları. Verdiğin yerlerde falan hiç böyle yapan güzel geri dönüşler oldu mu? Çok. Uçuranlar. Bugüne kadar hiç, ben şimdi yaklaşık ilk filmi çekti. Kaç kuş vardı? 1800 kuş vardı. Vardı, çoktu kuş. Şu anda 600'e yakın var. Hala da azaltacağım ben. Ben 100 tane düşürmeye çalışıyorum. Evet. Şeyim o yani. Hedef o. Bu odalar, alt katlar, her yer kuşlar doluydu arkadaşlar. Daireler komple kuş doluydu. Ya daha uğraşamıyorum yani. Çok kuş oldu mu zor. Şimdi bir de böyle çiftlerle bakıyorsun anne baba garanti olsun diye. Çiftlere de bakmak zor. Bunlar kısaslı Araplarım. Kısaslı Araplar. Gagalara bakın arkadaşlar. Tabii. Bunlar benim kısaslı Araplarım. Maşallah. Renginin parlaklığına bakın ya. Gagaya bakın şunu. Evet. Bunlar kısaslı Araplar. Tırnaklar Arabın oynayanı da güzel oynar ama değil mi? Uzun tırnaklar. Tabii. Bunlar böyle. Bunlar kısaslı Araplar. Arabın oynayanını bulursanız arkadaşlar kaybetmeyin. Fena oynar yani. Şöyle sen bu tarafa gelsen Şefik abi. Işıkta daha güzel çıkacak. Bunlar kısaslı Araplardır. Bu biraz daha mat ona göre. Öteki çok güzel. Tabii. Bu biraz daha mattır. Şimdi diğeri çok güzelmiş.
Fark etmiyor yani maçı olmaz. Tabii oyun kuşunda renk parlaklık çok fark önemli. Etmiyor. Bir çifte dumanlıyla miski burada. Buna da böyle eş ediyorum. Gene o da benim yukarıdaki demirbaşlardandır. Çok sevdiğim kuşlardan biridir. Şu diş, bu Kayseri kuşu bu. Kayseri. Tabii bunu buna bu sefer eş edeceğim. Çok sesli olur Kayseri. Arada bir tane katıyorum böyle yani. Tabii. Bunlar çok seri olur. Çok seri. Benim kuşlarda takla çok. Çok uzun gidiyorlar. Birbirini tamamlar. Bir de şimdi seri de karıştı mı? Hem seri hem uzun. Oo. Hem çatafatlı daha hoş olur yani. Bakalım beyazlara. Benim Sivaslı büyük beyaz erkeğim bu. Sivaslı. Sivaslı beyaz erkek. Yavruları da yeni çıkmış. Evet, yavruları da yeni çıktı. Şefik abi. Evet. Valla başbakanlık gibi telefonun hiç durmuyor ha. Geldiğimden beri var ya çatır çatır. Kusura bakma. Yok, çok özür diliyorum. Yok aç abi sıkıntı yok. Erdoğan Bey. Erman Bey burada şey yapıyoruz, çekim yapıyoruz sonra konuşalım. Bu kuşlardan Almanya'da çok var. Bunlar yıllarca Almanya'da uçtu. Almanya'da bu kuşlar çok üstün kuşlar. Oranın yani. İklimine de ayak uydurmuş. Aynen ayak da uydurmuş oranın iklimine. Bir de burada var arkadaşlarım. Bir çift de burada var. Benim damızlıkların kartı o. Sonradan mı beyazı doğru kanadı? Kartlıktan beyaz attı bu sefer. Kanatları kartlıktan öyle oldu. Tabii dumanlıdır. Burada beyazlamış. Tabii dumanlıdır. Kanadı atınca tabii yaşlılık atık böyle attı. Bir iki az daha işte yavru alsan. Tabii bir iki az daha. Şimdi böyle çift taneler böyle yavru alınır burada. Güzel. Evet. Şefik abi güzel yapmış. Orada posta mı var? Ne var? Bakacağım bunlar. Nereden başlayacağız? Şuradan başlayalım. Başlayalım abi. Bak, evet. Takkaliler var burada. Bunlar başlamazlıklar yani. Çok üstün oynayan kuşlardır. Bunları böyle çift tanelere koymuşum işte. Bunlar biraz yeri güzel, özenli böyle. Yerleri güzeldir. Bak şimdi ben yerlerini günlük temizlerim. Vallahi bu dişin de çok güzel. Şu dişi bir alsana eline. İçeride pislik olmaz. Dişin güzelmiş abi. Ben anlamam. Buna susamlı dişi diyoruz susamlı öyle. Susamlı mı? Vallahi öyle diyeyim yani. Abi. Biberli susamlı diyorlar buna. Arkadaşlar bakarlar zaten tabii. Yorumlarda. Beğendiyseniz bu kuş arkadaşlar belirtin. Ya da sizin yörenizde bu kuşların, şu kuşun çok farklı isimleri olabiliyor. Çimkeli bozlak diyorlar, miski diyorlar, susami diyorlar, ballı diyorlar. Sen ne diyorsun şimdi bunu abi? Susamlı mı? Ben buna biberli ballı diyorum. Biberli ballı diyorlar. Sizin yerinizde şu kuşun arkadaşlar ismi nedir? Tam öğrenelim. Yorumlarda bir belirtin. Bu güvercinin sizin bölgenizde ismi, rengi nedir? Bunu bir öğrenelim bakalım. Değişik bir güvercin, güzel bir güvercin. Bunlar da bunun bir yavrusunu Nevşehir'de bir kardeşime yolladım. Abdülhamit kardeşime kaybettiler. Yani çok güzel oynadığını söyledi. Sonradan kaybettiler. Kayboldu. Bir çift yavru yeme düşmüştü. Ona gönderecektim gene. Soğuklarda öldü. Yaşamadılar. Burada beyazlar. Bunlar da beyazlar. Bunlar perçemli. Evet, bunlar bunların altında takkeli çıkıyor mu yoksa sadece perçemli mi? Bunlar feleksizlerin 30 sene önceki beyazları denebilir. Feleksizlerden bunlar. Ankara, Kırıkkale'de feleksizlerdir bunlar. Meşhur feleksiz. Tabii bunlar feleksizlerdir yani elimizde. Peki bunların arkadan arka takkalı çıkıyor mu yoksa sadece önden? Yok, bunlar sadece önden böyle cigalı deriz. Onlar pis şeyde çıkar. Bunlar çok meziyetlidir. Bunun orijinali kolay kolay başka yere atmaz. Yerinden başka yere de atmaz yani. 5 günde gelse gelir yerini bulur. Evet. Çok şey kuşlardır yani. Yerine sadık kuşlardır. Burada Araplar bir çift var. Kısaslı burada var. Bunlar da kısaslı. Bunlar da renkli. Bunlar da kısaslı. Dişi gene yağlı, erkek mat. Tabii dişi çok yağlıdır. Renkleri çok yavruları güzel. Da var bir çift. Yavru da var oradaki biraz tane. Tabii şey olmuş. Sanırım. Soğuk yavrusu. Evet. Burada da gene bakın o renkten. Evet, bak şu. Bir çift de burada var gene. Bak. Bunların tam ismi ne abi? Bak bunlar miski. Miski mi? De miski. Buna da benim en eski kirli miski mi? Ne diye aynen, geçiyor? Aynen. Kirli miski. Buna da benim eski kuşlarda böyle karman yapmışım bunlar çıkmış yani. Maşallah. Bir alt kata geldik arkadaşlar. Çift tane çok. Bu dumanlılar bana Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da Abdurrahman bir kardeşim var. Aynı zamanda bacanağımdır. Buradan Diyarbakır'daki bütün kuşçu kardeşlerime selam gönderiyorum. Abdurrahman. Ben de askerliği Diyarbakır'da yaptım. Tabii. Abdurrahman evet. Yani çok arkadaşlarımız var.
Hepsine selam gönderiyorum. Aleykümselam, herkese selam. Sizin aracılığınızda herkese selam olsun. Bu kuşlar da böyle. Şimdi bunlara bakalım. Bunlar da o tepelilerin kardeşleri. Bu da tepelilerin kardeşleri. Bu kuş da güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Evet. Bak güzelleri buraya koymuş, kimse evet. Görmesin diye. Keklik asıyor. Eyvah eyvah, keklikleri gördün mü? Şuna bak. Burada arkadaşlar keklik. O da ötüyor. Burada da var. Deney mi yapıyorsun sen bunları, Frankenstein gibi kafeslere koymuşsun böyle abi ya? İşte şimdi daha rahat etsinler diye. Burada bir arabamız kısaslı. Var. Bir de kısaslı da ama çakmaklıyı çıkar. Tabii abi. O da çakmaklıyı kısaslı. Bir çıkar abi. O kuşu bir görmem lazım. Onu da beğendim. O da geçerli bir kuşa benziyor. Bu kuş, bu kısaslı Ankara'dan. Ankara. Ankara'dan Gültekin Başkanım'a buradan çok selam gönderiyorum. Bak, bu Gültekin Başkanım'ın hediyesidir bana. Ben biliyorum bak, iyi kuşu bak, biliyorum. Ankara kuşu evet. İyi kuştur arkadaşlar. Boş bu kuş Gültekin olmaz. Başkanım'dan geldi bana, sağ olsun. Vallahi. Buradan, buradan Ankara'daki bütün kuşçu kardeşlerime selam olsun. Sizin aracılığınızla. Herkese selam. Ankara'ya, evet. Başkent'e selamlarımızı gönderiyoruz. Bir çift de burada var. Bu bir da yukarıdaki burada. Dumanlılarındandır o da. Sivas mıydı bunlar? Bunlar da Sivas. Bunlar da Sivas. Evet. Buradan da Sivas'a sevgiler, saygılar mı diyoruz? Buradan bütün Sivas'a selam. Bütün Sivas'ı seviyorum. Türkiye'de Sivas kuşçuluktan bir numaradır. Selam ve saygılarımı gönderiyorum hepsine. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bunlar, bu beyazlar feleksizlerin yavruları. Evet. Bunlar da feleksiz de Sivas'tan çıkma, Sivas'ı erkeğinden çıkma. Bunları hemen arıyorum oradan çünkü dövmesinler. Dövmesinler diye. Şimdi bir miktar burada kaldıktan sonra biraz kendini çekiyor. Tabii, ondan sonra kuşlara atıyorum. Hani dövülmeyecek şekilde oldu mu, kendi koruyabilecek aynen, şekilde oldu aynen. Mu? O zaman koyuyorum kuşlar için. Hem burada garanti oluyor. Güneş yani. Görüyorlar. Daha iyi oluyor. Aynen. Tam güneş buradan evet. Vuruyor bakın arkadaşlar. Galyana geldik. Bak bir tane kuşu kaçırıyorduk orada. Bak görmedik o kuşu. O kuşu bir yakar heh. Abi. Dur. Ben onu görmedim. Bu ne ya arkadaşlar ya? Mısırlı mı böyle bu? Kısa gagaya bakın arkadaşlar. Kuveyt mi? Kuveyt Türk mü? Kuveyt Türk o. Kuveyt Türk'e bir bakalım abi. Nasıl bir kuş öyle ya? Allah Allah. Kafaya bak. Mısırlı gibi top kafa. Bu kuş orijinal küvet kuşu. Şöyle böyle, gelsene abi. Şöyle. Orada biraz rüzgar esiyor. Sen gel tarafa. Heh. Şöyle heh. Mi gideyim ha? Oo, güneşte bakın arkadaşlar. Orijinal küvettir bu. Kısacık. Tabii, şey gagak misiri gibi. Misiri gibi. Tabii, bu bak. Kartal gibi kanadı tabii, var kafaya tabii. Göre. Bunlar 10-12 metre oynarlar. Ama 8-10 takla ile giderler. Allah Allah. Evet. Bakın arkadaşlar. Aynı ben zamanda da ses var. Ya. Bak, aynı zamanda da ses var. Ses de var. Eyvah eyvah. Tam mısırga. Dişi mi erkek mi? Dişi galiba. Erkek. Erkek mi? Erkek. Bir de erkek. Ben dişi dedim bir de erkek çıktı. Bir beyaz yok. Eksik var mı? Evet, bir tane beyaz yok herhalde. Bir eksik var arkadaşlar. Olsun olsun. Gelir o sonra. Olsun olsun gelir. Şimdi olsun, Şefik abinin bana bir sürprizi varmış arkadaşlar. Bakalım ben sana bir sürpriz. Erman Bey bir sürpriz yaptı. Ben sana bir sürpriz. İyi dedim hadi tamam sürpriz bakalım. Biz buraya girmedik mi abi? Girdik böyle baktık. Buradan baktık. Ya en üstte bir tane var o mu? Tamam. Eyvah eyvah eyvah. Allah Allah Allah. Aranan kan bulundu arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Bu nedir bak, böyle? Bu kuş İstanbul'a İzmir'den geri kaçtı geri gitti. Bak şu var beyaz mı? Tabii tabii bak o. Bir dakika biz buraya girmedik ya. Yer beyazın kardeşi. Biz burayı çekmedik abi. Bak, burayı çekmedik. Bak bu dragondur. Dragon. Bu dragon. Bu Adana'dır. Adana. Burada Adana. Hollandalı erkek orada bak. Hollandalı erkek. Macar var. Macarlara bak Macarlar arkadaşlar. Var. Buraya gelmedik abi. Dönekler var. Burada. Bunlar hepsi paçacalı abim dönekleri. Hollanda'ya bakın arkadaşlar. Hollandalardır. Onlar iki Hollanda. Bak bunları. Buna da limoni postaları. Limoni posta. Orada da var. Bir çifti kara posta yumurta. Kara posta yumurta da. Bunu da size hediye nasip olsa. Of 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 of. Çok sevinirim abi valla. Bir tane bakıcı lazımdı bana. Erman ama kardeşime. Maraton kuş diyorsun galiba. Erman kardeşime bir hediye. Bu kuş 3 sene sonra geri geldi. Geri geldi. Dişi üç, mi bu? Dişi. 3 sene sonra bu kuş geri geldi. Künye yok değil mi bunda? Yok bunda künye mi çıkmıştı? Tabii tabii bunda künye yok. Sende mi çıktı bu abi? Bu burada benim bir kardeşim var. Bu kuşları Almanya'dan getirdi. Almanya'dan getirdi bunları. Geçen ay bir erkek geldi. Onu Çanakkale'ye verdim.
Bu sefer de dişi geldi. Dişi de sana nasip oldu. 3 sene sonra bakalım. Tabii 3 sene sonra geldi. Dişi geldi. İnşallah bakalım biz de bundan güzel yavru alırız. Bak, çok teşekkür ederiz abi. Şöyle bir kanadını da aç. Güzel, ben beğendim abi. Vallahi kanatları beğenmesem derim. Beğenmedim de harbiden beğendim. Güzel. Yani. Kanatları çok güzeldir. Güzel. Bu kuşlar çok güzel kuşlar. Yani bunları zapt etmek çok zor. Artık senin bir tane kırmızıyı kaçırdıydım ben, biliyorsun yani. Evet, evet. Yani ben kuş kaçırmam. Evet, benim gibi yani işin pirini bile dolandırdı yani. O kaçtı ya, helal olsun dedim aynen, valla. Aynen, Şevik aynen. Şevik abi gene meşgul arkadaşlar. Aynen, bakalım. Arayan çok, sonra arayan çok oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi evet abi. Ha, bir kuş da alacağız dedik. Atalım bir bakalım, bir kanat sesine bakalım. Erman Bey, şunu bir seçelim. Hangisi kalktı? Posta onlar ya. Posta mı? Bak. Biraz şeydir bu. Yatak olduğu için. Evet. Şimdi yatırıyorum böyle. Hadi. Hah. Gidiyor. Şeydir. Dört taklayla kalktı. Şimdi hep yattığı için. Dar yerde kalıyor arkadaşlar kuş. Çok dar yerde kalıyor. Erman Bey, o bere geldi ya. Buradan ben daha iyi alıyorum. Güneş parlıyor. Tamam. Yani buradan daha güzel bir çekim oluyor. Ben yakalarım onu. Gelsin yeter ki. Ben de bunları bu ara alayım. Şöyle. Üç dört takla vuruyor gidiyor. Böyle 20 tane 30 tane geldi mi yazdırıyor arkadaşlar. Ondan sonra kupada derece alabiliyor kuşlar. Böyle kaç tane geliyor atlıyor abi? Bu şimdi yeni yeşettim ben bunu. Bu aşağı yukarı. Yani bunu 30 atlar mı? Arkadaşlar da seyrettik. 24-25 sefer geliyor. Atlıyor. Yani geçen yani akşam aşağı yukarı bir hafta önce. Şimdi bir haftada çift taneye kapatmışım. Bir dişiyle kapattım. Ha dedim. Ya sen profesyonel idman vermiyorsun. Tam uçurmak için hani şey yapmıyorsun. Tam uçuramıyorum. Neden evet, tam uçuramıyorum? Şahin bana o fırsatı vermiyor. Evet. Şahin fırsat verse, yani bunları tam uçursam neler olacak neler? 40-50 metre oynuyorlar yani. Bunları bak şimdi inmeye geldim. Burada indi. Bura indi. Yani şey değil. Evet. Çünkü bu ayda bir havalar bir sıcak geçiyor, bir soğuk geçiyor, bir yağmur geçiyor. Çok esiyor burası senin. Antrenman ya veremiyoruz senin yani. Senin burada çok esiyor. Çok fırtına oluyor. Fırtına yani kaldıramıyorum kuşu. Mesela uçuruyorum, bir bakıyorum kuş dağda uçuyor. Şahin bir dakikada orada çapladı. Şahin'den ziyat kumru kapan bile alıyor. Kumru kapan çok alır. Evet. Şurada zaten kumru kapan diyor arkadaşlar. Şuraya gitti mi kuş oradan çıkamaz. Evet. Sen gidinceye kadar kumru kapan yiyor zaten. Yiyor zaten. Yarısını yiyor. Yiyor. Aynen öyle. Yarısını yiyor. Şimdi yem üzerine biraz konuşabiliriz. Hadi Türkiye'de be, bazı kardeşlerimiz stok yapıyor. Fahiş rakamlara çıkarıyorlar. Ya her şeyi devletten mi beklememiz lazım kardeşim? Ben diyorum ki yani sadece yemlerimi karşılasın. Ben emekli adamım şimdi. Sahiplendirmesem nasıl bakacağım bu kadar kuşa? Onun için azaltmaya çalışıyorum. Diyorum ki az kalsın. Kendi yeteceğim kadar kalsa artık bunu ücretli sahiplendirmem de hediye olarak gönderirim hepsine. Şimdi ücretli sahiplendirmesem yemlerini alamam. 10 günde 1500 liralık yem alıyorum. 10 günde. Ayda 4500 lira yapıyor. Yani sahiplendirmesem yemi alamayacağım. Ben şimdi o zaman bütün maaşımı vereceğim, yem alacağım. Bu ne anda iğnesi var, aşısı var, katkılar falan var, ona da veriyoruz. Buradan yem satanlara sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Yani neticede hayvan bakıyoruz yani. Kâr etmeyin demiyoruz yani. Devlet buna el uzatsın, şuna el uzatsın demememiz lazım. Kendimiz elimizi vicdanımıza koymamız lazım yani. Gerçekten fiyatlar çok yüksek yani. Bugün görünen köye kılavuz istenmez. Bugün bütün liderlerin içine bakıyoruz. Tabii hepsi de bizim liderlerimizdir. Hepsi de ülkemizin insanlarıdır. Hepsini de çok seviyoruz. Hepsini de. Ama Cumhurbaşkanımız bu tür şeylerin de üstesine geleceğine inanıyorum. Çünkü o kapasite var onda yani. Nereye alattısı orayı düzeltiyor. Gördük yani. Bu marketlerde olsun, dışarıdaki bu pahalılığı, her şeyi Cumhurbaşkanı'na bırakmamamız lazım. Tamam, bugün mazot fiyatı başını almış gidiyor. Buna tabii ki devlet el atacak yani. Bunu vatandaş bir şey yapamaz yani. Doğalgazda gene öyle. Elektrik, su paraları zaten söyle onlara girmeyin. Bunu Cumhurbaşkanımızdan ricamızdır yani. Bunlara bir el atsın yani. Bir de bu kuşçu camiası için yeme de bir el atsın yani. Bunu da istiyoruz yani. Türkiye'de milyonlarca
güvercin hobisi olan kardeşlerimiz var. Besleyen kardeşlerimiz var. Hepsi zor durumda. Şimdi güvercin buğday yiyor. Tavuk buğday yiyor. Kaz buğday yiyor. Yani kanatlı hayvan hepsi buğday yiyor. Hayvan da buğday yiyor. Hani mesela arpa alıyorsun, veriyorsun diğer hayvanlara. Evet. Bu, yani çok büyük rakamlar yani. O zaman geçecek diyelim. Bugünlerimizi de atlatacağız inşallah diyelim. Ben yanına geleyim şöyle. Evet Allah arkadaşlar izniyle. Şefik abinin misafiriydik. Sürpriz bir video oldu. Haberi yoktu. Zile bastım gerçekten geldim dedim. Gerçekten haberim yoktu. Geliyorum dedi. Buyur gel başım. Çok istediniz Şefik abiyi çek diye. Geldik çektik. Ben Türkiye'deki bütün kuşçu kardeşlerimi canı gönülden sevgiyle kucaklıyor. Küçüklerimi gözlerinden, büyüklerimi ellerinden öpüyorum. Kanala abone olsunlar mı? Abone hepiniz olmuyorlar abi. Kanala abone olun. Bir çift çok güzel kuş var. Kime çıkarsa vereceğim. Bir çift kuş vereyim. Onu da hediye edeyim. Valla bu da yoktu. Bu da sürpriz oldu. O da yoktu. Tamam. O da sürpriz bir oldu. Bir çift Şefik abini. O zaman hashtag Şefik Karataş yapalım. Aynen. Hashtag Şefik Karataş. Şefik Karataş yazın. Bir çift Şefik abi gene size kuş gönderecek. Aynen. Genç arkadaşlarımız yazsın ama. Bir böyle yeni besleyecek arkadaşlarımız. Yavru değil. Damızlık gönderecek. Damızlık gönderecek. Bir çift damızlık. Şefik kime Karataş yazıyoruz. Ona. Hashtag bu videoya yorum ve düşüncelerinizle eleştirilerinizle bekliyoruz arkadaşlar. Havada kuş uçuracağız bir sonrakinde inşallah. Ben zaten o şekilde hazırlık yapıp öyle Erman Bey'i çağıracaktım. Ben sürpriz yaptım. Yani şeyleri yaptım dedim gelen misafirlerimi böyle karşılayacağım. Şöyle olacak dışarıdan gelmek isteyen arkadaşlar da var. Onun için güzel bir hazırlık yapacağım. O ortalığı falan hepsini temizleyeceğim. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Bu sefer uçurarak seyredeceğiz. İnşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşürüz.